Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomu sizlere bkmkitap.com'dan yapmış olduğum ufak bir alışverişimi paylaşacağım. 2 haftadır, yaklaşık 2 haftadır video çekmiyorum. Ufak bir rahatsızlığımdan dolayı maalesef video çekemedim. Şimdi size almış olduğum kitapları göstereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kitapları ben sizlerin tavsiyenizle aldım. Instagram üzerinden felsefe ya da psikoloji alanında tarzında kitap tavsiyeleriniz var mı diye sormuştum ve sizlerden birçok tavsiye geldi. Onlara not aldım. Daha sonra içlerinden birkaç tanesini seçtim. O zaman hiç vakit kaybetmeden kitaplarıma geçiyorum. İlk olarak ben İnsanın Anlam Arayışı isimli bu kitabı aldım. Viktor Frankl'ın bu kitabını. Bu bir kişisel gelişim kitabı. Aynı zamanda psikoloji türünde bir kitap. 30'un üzerinde dile çevrilmiş ve 15 milyondan fazla satmış diyor. Şurada yazıyor. Kitabı çok merak ettim. Bu kadar çok okunmasının, bu kadar çok sevilmesinin sebebini gerçekten çok merak ettim. Ve bu kitabı da okumak istediğim için aldım. Daha sonra ben yine sizin önerilerinizle Algernon'a Çiçekler isimli bu kitabı aldım. Koridor Yayıncılık'tan çıkmış. Daniel Kess'in kitabı. Konusu hakkında çok bilgim yok. Sadece bir deney faresinin hikayesi olduğunu okumuştum. Ve sizlerden çok çok bu kitabı görüyordum. İşte çok fazla tavsiye edenler vardı. O yüzden merak ettim ve bu kitabı da aldım. Bu da yine 27 dilde 30 ülkede yayınlanmış ve 5 milyon adetten fazla satmış ve 2 tane de ödülü var. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Sonrasında ben Bernard Russell'in Mutlu Olma Sanatı isimli bu kitabını aldım. Yine psikolojik ve kişisel gelişim bir kitap. Daha çok psikolojik olduğunu düşünüyorum. Bu 7. baskısıymış. Elimdeki çok değişik bir kapak tasarımı var kitabın. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşacağım. Ve son olarak almış olduğum kitap ise ve bayağı bir kalın bir kitap. Sophie'nin Dünyası. Ben Sophie'nin Dünyası'nı çok uzun zamandır merak ediyordum aslında. Ve sizlere felsefe ya da psikoloji alanında işte tavsiye ettiğiniz kitaplar var mı diye sorduğumda bana ilk tavsiye edilen kitaplardan bir tanesi de yine Sophie'nin Dünyası'ydı. Ve sürekli aklımda olan bir kitaptı da aynı zamanda. Artık alayım yani düşünmeyeyim dedim ve aldım. Bayağı kalın bir kitap. Bu felsefe kitabı aynı zamanda felsefeyi daha böyle felsefenin daha anlatıldığı bir kitap. Yani bir lise öğrencisi de bu kitaptan faydalanabilir diye düşünüyorum felsefe hakkında. O yüzden daha çok aldım ben. Yani daha çok bilgi edinebilmek adına aldım felsefe için. Ve çok merak ediyorum. Ve beni sıkmadan sıkmayacağını düşünüyorum bu kitabı okurken. Bilmiyorum, hikaye şeklinde anlatıldığı için hani böyle dersini, felsefe dersini öğrenmek, kitap yani kendi kitabından öğrenmek yerine böyle hikaye tarzında okuyarak öğrenmeyi tercih ettim ve kalın bir kitap. Aynı zamanda bunu sindire sindire yavaş yavaş okuyacağımı düşünüyorum. Umarım güzeldir. Okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşacağım. Benim almış olduğum kitaplar bunlardı. 4 adet kitap aldım. Çok fazla kitap almadım ama hepsini çok merak ediyorum. Bana tavsiye etmiş olduğunuz çok fazla kitap var. Diğer kısmında birkaç tane daha kitap var aklımda yine. Onları da daha sonra sipariş verip yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videom bu kadarcık oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlarda bulunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.